Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm değerli izleyenler. Rehber Gündem programıyla birlikteyiz ve bu hafta Rehber Gündem'de üniversite tercihlerini konuşacağız. Üniversite tercihleriyle ilgili süreç bugün başladı. Öğrencilerimizin tabii gözü kulağı bugündeydi. Bu tercihlerin başlamasıydı. Tabii tercihler başladı ama heyecan bitmedi. Asıl o maraton, koşuşturmaca, o heyecan bundan sonra yaşanacak. Dolayısıyla bizler de YKS tercihlerini konuşacağız. Üniversite tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Öğrencilerimiz tercihte bulunurken nelere dikkat etmeliler? Üniversite noktasında nelere dikkat etmeliler? Yine meslek seçimi ile ilgili nelere dikkat etmeliler? Bütün bu konuları konuşacağız. Stüdyoda değerli bir konuğumuz var. Doktor öğretim üyesi Ahmet Alkayış bizimle birlikteler. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kenan Bey nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Bizler de çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Eyvallah efendim. Dilerseniz başlayalım. Şimdi tabii YKS tercihleriyle ilgili hani tercihlerde nelere dikkat edilmesi gerekir? Muhakkak bu konu önemli ve öğrencilerimizin de en fazla merak ettiği konu budur. Ama öncesinde dilerseniz bu YKS sonuçları üzerinden kısaca genel bir değerlendirme alalım. Şimdi sonuçlar ortada. Evet. Bu sonuçlar üzerinden birkaç cümleyle bir değerlendirme yaparsanız neler söylersiniz? Evet, öncelikle tercih yapmaya başlayan adaylara kolaylıklar diliyorum ve ekran başında bizleri izleyen bütün ebeveynlere ve adaylara da sabırlar ve iyi seyirler diliyorum onlara. Çok önemli konulardan bahsedeceğiz. Evet, 17 Temmuz'da sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla süreç başladı aslında. Ve sınav sonuçları açıklandıktan sonra Kenan Bey özellikle puanlara ve başarı sıralarına baktığımızda geçen seneye oranla ciddi değişiklikler var. Bunlar nelerdir? Özellikle sınav sonuçlarını karşılaştırdığımız takdirde örneğin geçen sene öğrenci 408 puan aldığında, sayısal puan için bunu konuşuyorum, 408 puanlı aday geçen sene 46.000 başarı sırasına girmiş. Ama bu yıl aynı 408 puan alan aday ise 58.000'lere gerilemiş. Yani bu çok önemli bir kriter. Buna dikkat etmek lazım. Bir diğeri de aynı şekilde mesela eşit ağırlıktaki özellikle puan ve başarı sıralarına baktığımızda eşit ağırlıkta geçen sene aday yerleştirme puanıyla 340 aldığında 86.000 başarı sırasına girmiş. Bu bir avantajdır. Ama bu yıl 355 puanla aday ancak 86.000'e girmiş. Özellikle burada tercih yaparken yani tabii ki her sene biz önceki yılın sayısal verilerini kullanıyoruz. Evet. Dilerseniz bu verilerle ilgili birazdan ekrana yansıtacağız. Ama evet. Oraya gitmeden tercihlerle ilgili, tarihlerle ilgili bizi bilgilendirirseniz. Şimdi bugün başladı. Bugün başladı süreç. Süre ne zamana kadar devam edecek? Aha. Öğrencileri bundan sonra nasıl bir süreç bekliyor? O konuda da bilgilendirirseniz. Tabii ki ve özellikle burada tercih yapacak olan adaylarımızın oradaki parametre geniş tutmaları gerekir. Bu önemli bir konu ama ekrana yansıttıktan sonra daha net bunları göreceğiz. Evet, bugün itibariyle özellikle tercih süreci başladı. Merakla sizin de ifade ettiğiniz gibi süreç geldi. Tabii bu maraton daha işte sene başından sınavlara hazırlanırken sınava girdikten sonra sonuçların açıklanmasıyla ve bugün itibariyle artık biz yavaş yavaş ne yaptık? Tercihlerimizi ÖSYM'ye bildirdik. 23 Temmuz ile 29 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM tercih bildirim işlemi olacaktır. 29'dan sonra Ağustos'un 1. ya da 2. haftasında muhtemelen sınav sonuçları açıklanacak. Çünkü bu bizim öngördüğümüz bir takvim. ÖSYM'de herhangi bir açıklama olmamasına rağmen 19-21 Ağustos tarihleri arasında elektronik kayıtlar yapılacaktır. Yine 19-23 Ağustos tarihleri arasında ise kesin kayıtlar yapılarak üniversite oradaki süreç, kayıt süreci tamamlanmış olacaktır. Evet, dilerseniz o sıralamaya ilişkin veriyi görelim. Ekranı olur, çok iyi olur. Evet. Konuşalım. Evet, daha net görebiliriz. Evet. Yansıtsınlar ekrana. İçerideki ekrandan da görme imkanımız varsa. Evet, hocam şimdi tabii 2019 YKS sonuç belgesi. Bunun üzerinden böyle bir değerlendirme yaparsanız buyurun. Kesinlikle. Şimdi biraz önce de ifade ettiğimiz gibi özellikle burada birden fazla puan türü var. Y sayısal kısmına baktığımız takdirde Y sayısalda öğrenci bu sene 408 puan almış ve 408 puanla 58.000 başarı sırasında. Bir önceki yıla baktığımızda 2018'i görebilir miyiz burada? Evet, bir diğerini görelim. Bir diğerini görelim.
Bir diğerine baktığımızda yine aynı puan 2018 EKS sonucuna baktığımızda öğrenci 46 bin başarı sırasında. Evet. Yani bu yıl adaylar özellikle sayısalda baktığımız zaman 12 bin bu bantta en azından dezavantaja girmişler. Aynı şekilde şimdi karşımıza eşit ağırlık var. Y eşit ağırlıkta aday 340 puanla 86 binde olması gerekirken 2019'a hemen bir bakalım. Evet. 2019'a bakalım. 2019'da eşit ağırlıkla aday yani 300 ondan sonra 40 puan değil de 355 puanla ancak aday ne yapmıştır? O başarı sırasını yakalamış. Yani biraz daha açarsak bu rakamları biraz daha açarsak bu. Hı. Biraz daha rakam araştırdığımız takdirde özellikle burada adaylar tercih yaparken tercih başarı sırasına bakacaklar ve başarı sırasının çerçevesi daha geniş olmalı. Özellikle geçen sene sınavın ilk yılı olması nedeniyle adaylar işte orada tabii soruların kolaylık ve zorluk derecesine göre değişti. Daha avantajlı duruma geçtiler. Ama artık bu sene sınav sonuçları işte yani sistem oturduğu sınav sonuçları ortaya çıktığında başarılı olan öğrenci sayısı daha fazla ve burada özellikle puana göre tercih yapacak olan adaylar dikkat etsinler. Kriterimiz kesinlikle burada puan olmamalı. Çünkü hani ekranda da gördüğümüz gibi sınavların kolaylık ve zorluk derecesine göre her sene orada puanlar değişkenlik gösterir. Ama bizi yanıltmayacak olan tek kriter başarı sıralarıdır. Onun için başarı sıralarına özellikle bakarak tercihlerimizi yapalım ve yapabildiğimiz kadarıyla tercih listesindeki başarı sırasının parametresi daha geniş olmalı. Bunu biraz daha puanlar üzerinden peki açarsak yani diyelim ki 300 puanı var veya daha düşük veya daha fazla. Hı hı. Tercih yaparken hani puan ve başarı sıralamasını hani bu yılki veriler üzerinden önümüze koyduğumuzda nelere dikkat edilmesi gerekir? Özellikle tabii ki her sene bir önceki senenin sayısal verilerini kullanıyoruz. Yani şu anda zaten tercih kılavuzuna baktığımızda tercih kılavuzundaki başarı sıraları ve puanlar bir önceki senenin. Yani 2018'in ve biz de 2018 verilerini baz alarak tercih yapacağız. 2018 verilerine baktığımız takdirde tabii ki geçen sene özellikle önceki yıllara da baktığımızda sınav sistemi değişti. Örnek verelim sayısalda 4 ayrı puan türünden tek puan türüne inmesi nedeniyle orada ister istemez bir yığılmalar oldu. Ya da eşit ağırlıkta da benzer şeyler söz konusuydu. Ama şu anda adayların işi daha kolay daha net. Çünkü ne? Elimizde en azından bir başarı sıramız var. Ondan sonra puanlarımız belli. Bu çerçevede biz daha profesyonel bir liste hazırlayabiliyoruz. Peki bu arada bir hatırlatmada da bulunalım. Değerli izleyenler, tercih stratejileri etiketiyle sizler de sosyal medyadan sorularınızı yöneltebilirsiniz. Doktor Ahmet Alkayış sizler için sorularınızı cevaplayacak. Bir kez daha ifade edelim. Tercih stratejileri etiketiyle sorularınızı bekliyoruz. Hocam şimdi devam edersek peki lisans ve ön lisans programları için kaç puanla nereler tercih edilebilir ya da bu konudaki hani baraj puanlar nelerdir? Evet. Özellikle tabii sınav sonuçları açıklandıktan sonra karşımıza iki ayrı baraj puanı çıktı. Bir, temel yeterlik testi dediğimiz TYT'de adayların 150 ve üstü puan almaları gerekir ki ön lisansları tercih edebilirler. Aynı zamanda ön lisansların tercihiyle birlikte özel yetenek dediğimiz yetenek sınavıyla alan 4 yıllık programları tercih edebilirler. Ama bu sene özellikle ekran başında bizleri izleyen bütün adaylara ve ebeveynlere şunu söylüyoruz. Bu yıl ilk kez TYT puanıyla öğretmenlik ve özel yetenekle olan alanları tercih edecek olan adayların TYT'deki başarı sırasının ilk 300 bin içerisinde olması gerekir. Eğer ilk 300 bin başarı sırasında değilse bu adaylar bu ilgili ondan sonra öğretmenlikleri tercih edemezler. Hatta Kenan Bey dün akşam bile geç saatlere kadar adaylarla biz tercih yapıyorduk. Dün akşam geç saatlerde ve özel yetenekle ilgili bir aday bize ulaştı sosyal medyadan. Aday yaklaşık 15 dakikadan fazla bu seneki kuraldan bahsetti. Hayırdır hocam? Ve kendi bilgisini güncelleyememiş ya da yanlış bilinen doğrular var. Halen hocam hayır 150 barajını aşan her aday diyor tercih edebilir. Evet önceki yıllarda böyleydi. Ama bu yıldan itibaren özellikle öğretmenlik programlarını tercih edecek olan adaylar özel yetenekle bahsediyoruz. İlk 300 bin olmaları gerekir. Lisans dediğimiz AYT'lerde ise adayların en azından 180 barajı üst olması lazım.
Özellikle bunlarla ilgili Kenan Bey sıklıkla yaşadığımız örnekler var. Geçen yıl bir adayımız geldi, işte tercih dönemindeyiz. TC'sini ve şifresini bize verdi ve biz ne yaptık? Tercih robotundan ÖSYM'den verilerini çekmeye çalışıyoruz. 3-4 kez girdiğimiz takdirde baktık ki verileri alamıyoruz. Verileri alamamızın sebebi, adaya sonra sordu, kaç puanım var bilmiyorum. Sonra sınav sonucunu bize gösterdiği zaman 140'ın altındaydı. Bırakın 150 barajını ve aday bununla tercih yapmaya çalışır. Sevgili adaylar, özellikle yani lisanslar için 180 ve üstü AYT'de, ön lisanslar içinse 150 ve üstü olması gerekir. Bu puanlar olmadan evet, kesinlikle tercih yapılmaz. Peki şimdi tercihlerle ilgili klişe bir soru yöneltmek isterim. Tercih konusunda sizce doğru bilinen yanlışlar var mı? Nelerdir? Bunun üzerinden hani dikkat edilmesi gerekenlere de temas edelim. Çok önemli bir yere değindiniz. Biraz önce de işte ifade ettiğimiz gibi adaylar bazen eski bilgileri güncelleyemiyorlar ya da işte şehir efsaneleri dediğimiz yanlış bilinen doğrular vardır. Bunlardan birincisi şu. Aday diyor ki hocam ben bu sene sınava girdim. Elimde bir başarı sırası var ve puanım var. Puanım özellikle diyor gidebileceğim bölüme yetmediği için tercih yapmak istemiyorum. Neden yapmak istemiyorsun diye Kenan Bey sorduğumuzda, hocam tercih yaparsam yerleşmediğim takdirde diploma notum düşecektir. Hayır. Bunlar böyle bir şey yok. Yani siz zaten istediğiniz tercih listenizi hazırlayıp 24 tercih herhangi birine yerleştiğiniz takdirde gideceksiniz. Aksi durumda yerleşmediğiniz takdirde zaten sizin herhangi bir ondan sonra puanınız kırılmayacaktır. Bu sıklıkla bize gelen bir sorudur ve sizin de ondan sonra özellikle güzel bir yere değindiniz. Bunlar yanlış şeyler ve doğru bilinen yanlışlardır. Bunları düzeltmek biraz daha zor. Peki nelere dikkat edilmeli? Yani sağlıklı bir tercihte bulunmak için ya da sizin de sıklıkla kullandığınız bir kavram tercih stratejileri. Yani tercih stratejileri nasıl olmalı? Evet, özellikle tabii ki bu dönemin ana gündem maddesi, ana gündem konusu zaten tercih stratejileri ve doğru tercih çok önemli. Adaylar öncelikle zaten elimizde yayınlanan tercih kılavuzu var ve tercih kılavuzunu çok iyi incelemeleri gerekir. Biz her sıra tercih yaparken Kenan Bey bir önceki yılın sayısal verilerini kullanıyoruz. Ve adaylar da geçen yılın TYT, AYT ve yabancı dildeki ondan sonra puan ve başarı sıralarını kullanacaklar. Birincisi bu. İkincisi de özellikle tercih döneminde adaylar puana göre değil, başarı sırasına göre tercih yapacaklar. Bu çok önemli. Çünkü biz biraz önce de ekrana da yansıdık. Geçen sene 408 puan alan 46 bin başarı sırasına girmiş. Ama bu sene 408 puanla aday 58 bine gerilemiş. O halde burada bizim baz almamız gereken temel kriter noktası başarı sırasıdır. Ve evet, bu çok önemli. Buraya dikkat edelim. Çünkü aday diyor hocam benim puanım yeter. Olabilir. Bunu biraz daha dilerseniz somutlaştırma adına bir soruyla açalım. Tabii ki. Şimdi sosyal medyadan da gelen sorular var tabii. Furkan isimli bir izleyicimiz. Furkan abla merhabalar diyoruz. Evet, merhabalar diyelim. Siyasal, sayısal 43 binde olan bir arkadaşım var. Hangi mesleğe gitse kolay iş bulur demiş. Tabii biraz spesifik bir soru ama evet, siz bunun üzerinden dilerseniz 43 binde. Yani bunun üzerinden sayısı başarı oranını değerlendirirseniz neler söylersiniz? Evet. Evet Furkan abi burada da başarılar diliyoruz tekrardan. 43 bin sayısaldaki başarı sırası da iyi bir başarı sırası. Yani aday burada tercih yaparken öncelikle şunu söyleyelim. 43 bindeki bir aday çok rahat bir şekilde 33 binden 35 bin başarı sırasının bantından başlayıp 33 bin, 35 bin, 38 bin, 40 bin. Buralara kadar işte birkaç tane tercihin yüksek yazabilirsin. Problem olmaz. Yani burada ölü tercih de değildir. Bu bir ütopik tercihdir. Böyle bir hakkın vardır. Neden? Çünkü özellikle sayısalda çok iyi bir başarı sırasına sahip olup da başka bölümleri tercih edecek olan adaylar vardır. Bu bağlamda 45 bin, 50 bin ve Furkan kesinlikle böyle üniversite gitmek istiyorsa 60 bin, 70 hatta 80 bin liraya kadar gerilesi düşsün yani. Yani 35 bin ile 80 bin başarı sırasının arasındaki parametredeki yerleri yazsın. Birincisi bu. Evet. İkincisi de tabii ki ilgi ve yetenekleri çerçevesinde hangi alana yatkınlığı varsa sayısalda. Bugün diyelim ki eğer analitik düşünce yapısı varsa, el ve parmak becerisi gelişmişse mimarlık ve mühendislik diyebiliriz. Ama sayısal alandaki yetenekleri varsa sayısal alandaki herhangi bir mesleği yazabilir. Tabii ki yani şu anda 43 bin başarı sırasıyla devletlerdeki tıpları yazamayız ama vakıf üniversiteleri düşünüyorsa vakıfların tıp diş hekimliği, eczacılık gibi ondan sonra yerleri yazabilir. Artı evet, bunların dışında sağlık alanında çok güzel meslek dalları vardır. Tabii ki biz hiçbir zaman şunu diyemiyoruz. Şu meslek çok iyi, şu meslek ondan sonra iyi değil.
Yeter ki Furkan gibi ve özellikle adaylar bu alanda kendilerini geliştirsinler. Şimdi devam edelim. Gelen sorular da var. Onlara da yer verelim, birikmesinler. Ahmet isimli yine bir izleyicimiz. Ona da merhaba demiş olalım bu vesileyle. Hocam, sözel sıralamam 6500. Tercih edeceğim bölüm geçen sene 8500 ile almış. Gelme ihtimali nedir diye soruyor. Evet, adaşıma da ben burada kolaylıklar diliyorum. Şimdi kendisi 6500 sırasında ve çok güzel bir başarı sırası bu da. Çünkü sözel alanda özellikle başarılı olan adaylara baktığımız zaman zaten ilk 10.000, ilk 15.000 başarı sırasında. 6500'de ama 8500'deki yerin gelme ihtimali yüksek. Tabii ki burada kesinlikle %100 bir ifade kullanamıyoruz. Ama Ahmet de şunu yapabilir. Ahmetciğim, sen 4000, ilk 4000 başarı sırasından başlayıp 4000, 4500, 5000, 6000 ve daha sonra yaklaşık olarak 40.000'e kadar olan yerleri yazmalısın. Çünkü eğer bu üniversite olmak istiyorsan biraz da orada konuşmanın başında şunu söyleyeyim. Parametreyi geniş tutalım. Yani şunu yapan adaylar var Kenan Bey. Özellikle tercih süreci başladığı için adaylarla mesela dün akşam saat 9'a kadar tercih robotuna tercih listesi çıkardık onlara. Şimdi aday bana tercih listesini gönderdi. En azından bizleri dinleyen adaylara ve ebeveynlere de yani burada somut bir örnek olacaktır. Aday 76.000 başarı sırasında sayısalda tercih listesinin 24 tercihin tamamını yazmış ve bana gönderdi. Baktım ki Kenan Bey ilk 10 tercihi 70.000'den başlayıp 78.000'e kadar kapatmış. Ve bunlar yanlış bir şeydir. Bu bir öyle tercihdir. Biraz daha o oraya geçmek lazım. Yani birer bin, 71.000 var, 72.000 var, 73.000 var, 74.000 var. Bunlar doğru değil. Bunları yapacağınıza ki biraz önce Ahmet'e de söylediğimiz gibi oradaki tercih makasını geniş tutmaları gerekir. Makası geniş tuttukları takdirde istedikleri bölümü ve üniversiteye girme şansı fazla. Çünkü her zaman şunu söylüyoruz. Aslında sınavlara hazırlanmak, adayların diliyle bunu konuşuyoruz. Sınavlara hazırlanmak onlar için bir savaştır. Hocam biz bir savaştayız. Siz savaşı kazandınız. Ama bazen de adaylar diyor ki hocam biz masa başında tıpkı savaşı siz masa başında da kaybedebilirsiniz değil mi? Masa başında iyi bir anlaşma yapmadığınız takdirde sizin orta savaşınız boşa gider. Adaylar da özellikle çok iyi bir puana sahipler ama tercih döneminde profesyonel bir destek almadıkları takdirde yani tercihlerini belli bir araya sıkıştıran, ondan sonra parametre geniş tutmayan, meslekler hakkında bilgisi olmayan adaylara baktığımızda çok güzel başarı sıralarıyla açıkta kalan adaylar var. Bu bağlamda biraz da araştırma yapalım. Tabii onların süreci daha bitmedi. Sürecimiz 29 Temmuz'a kadar devam edecektir. Evet, bu noktada biraz daha şimdi tabii tercih ederken nelere dikkat edilmeli dedik. Bunu biraz daha detaylandıralım dilerseniz. Şimdi öğrenci kardeşlerimizin soruları üzerinden hani gittik ama biraz daha genel manada değerlendirirseniz ve sıralama yaparken işte hani gidip üniversiteyi mi görmek gerekir? Tabii öncesinde başarı sıralamasının hani baz alınması gerektiğini ifade ettiniz ama biraz daha açarsak tercihlerde nelere dikkat edilmeli? Buyurun efendim. Evet. Stratejiler konusuna kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun. Özellikle adaylar ne yaptılar? Tercih listesinin tamamını oluşturdular. 24 tercih hakkımız var. Biz listemizi tamamladık. ÖSYM'ye bildirmeden önce özel koşul ve açıklamalar var. Özel koşul ve açıklamaların tamamına bakmamız lazım. Bunlar nelerdir Kenan Bey? Özellikle bazı bölümler için işte kriter ondan sonra özel koşullar vardır ya da vakıf üniversitelerinin jüritleri vardır. Daha somut bir örnek verelim. Önceki yıllarda şöyle örneklerle karşı karşıya kaldık. Bir erkek öğrenci tercih listesiyle yanımıza geldiğinde tercih listesinde ebeliği yazdığını gördük. Daha doğrusu ebelik bölümü yazılmış. Şimdi tamam hemşirelik bölümüne işte erkek öğrenciler gidebilir ama tercih kılavuzunun 78. maddesi der ki sadece bu bölüme kız adaylar gidebilir. Bunun gibi örnekler. Bir diğeri de yine geçen sene somut bir örnek verelim. İlk ve acilde. İlk ve acil yardım programı 2 yıllıktır. Ve 2 yılı tercih edecek olan öğrencilerin erkeklerde işte boyun en az 1.65'in altında olmalı, olmamalı. Kızların ise 1.60'ın altında olmamalı. Ve boy ve kilo arasındaki farka baktığımızda işte orada son iki rakamın en az 5, en fazla 15 olmalı gerekir. Şimdi geçen sene bir adayımız geldi. Adayla ondan sonra tabii kayıt döneminde biz kendisiyle karşı karşıya geldik. Tercihler döneminde hiçbir destek almadan, profesyonel destek almadan, kimseye danışmadan ilk ve acil yardım programını tercih etmiş. Ve üniversiteye yerleşti. Ama üniversiteye yerleşirken bunun bir heyet raporu olması gerekir.
Ve adayın işte boyuna baktığımızda 1.90 boyunda, kilosu ise 120 idi. Çünkü boyla kilo arasında ciddi anlamda bir fark var. Bu aday zaten ilk ve acildeki adaylar ne yapıyorlar? Kaza esnasında yaralı ilk müdahale eden insanlardı. Sedye taşıması lazım. Bu insan önce kendini taşıyamıyor. Şimdi kendini taşıyamayan bir insan karşı taraftaki insanlara nasıl yardımcı olacaklar? Özellikle sevgili adaylar ve değerli ebeveynler, tercihlerinizi bildirmeden önce lütfen özel koşul ve açıklamalara bakmanız lazım. Bir diğeri de bizim toplam 24 tercih hakkımız vardır. Şimdi 24 tercih hakkının tamamını adaylar işte kullanabilirler. Hocam tamamını doldurmak zorunda mıyım? Hayır, tamamını doldurmak zorunda değilsin. Ama üniversiteye yerleşmek istiyorsan ne yapman lazım? Tercihlerin tamamını da doldurmalısın. Burada hani ütopik tercihler dediğimiz. Evet. Dilerseniz buna da biraz daha değinelim. Evet, özellikle tercih sürecinin... Mesela 100 bin, sıralamada 100 bin başarı sıralaması nereyi seçebilir? Şimdi diyelim ki sayısal alanında işte evet bir öğrencimiz ilk 100 binde. Şimdi tercih sürecine baktığımız zaman tercih sürecinin 4 saç ayağı vardır. Birincisi adayların diliyle de ifade ettiğimizde ütopik tercih. İkincisi garanti tercih, üçüncüsü ondan sonra ölü tercih ve diğer ise bizim en aza yerleşebileceğimiz bizim kriterler çerçevesinde. Şimdi ölü tercih olayı dediğimiz nedir? Bir, aday şu anda 100 binde. 100 bindeki aday ne yapabilir? 75 bin başarı sırasında başlayabilir. Bu biraz da ütopiktir. Yani gelmeyebilir dediklerine ama aday üst tercihi bildirdiği takdirde herhangi orada bir dezavantajı yoktur. Tam tersi en azından işte kendi puanını daha yüksek yerlere yazıp yerleşebilir. Yani bu aday 75 binden başlayabilir. Ondan sonra 75 bindeki aday 80 bin, 90 bin, 100 bindeki 100 bin başarı sırasındaki yerleri yazdığı takdirde bunlar ideal tercihlerdir. Yani gidebileceğim yerler. Çünkü ben de 100 bin başarı sırasındayım. Tercih ettiğim yerlerde 100-110 bin. Burası da ideal bir tercih. İkinci basamağımız bizim. Ve üçüncü sadece ayağımız için garanti. Biraz önce de ifade ettik ya. Eğer 100 bin başarı sırasındaki bir aday üniversiteye yerleşmek istiyorsa ve açıkta kalmak istemiyorsa 150 bine kadar, 150 bin başarı sırasına kadar hatta 200 bine kadar inebilir ki garanti olsun, açıkta kalmasın. Ve dördüncü sadece ayağımız ise ölü tercih olayı. Şimdi ölü tercih olayı öğrencilerde çok fazla. Sevgili adaylar lütfen bunlara çok dikkat edelim. Ölü tercih dediğimiz olay işte biraz önce ifade ettiğimiz gibi 76 bindeki adayın 71 bin, 72 bin, 73 bin yani ilk 10 tercihi bir araya sıkıştırmış. Bu ölü tercihtir. Yazık, günahtır yani. Zaten senin 24 tercih hakkın var. Kalkıp da bu araya sen niye bunları sıkıştırıyorsun? Evet. Hocam şimdi devam edelim. Tabii yine gelen sorular da var. Bu hani özellikle de sayılarla bunu ifade ettiğimizde biraz daha somutlaşıyor. Evet. Örneğin bir izleyicimiz, Murat isimli bir izleyicimiz sözel ilk 10 binde neler olabilir diye bir soru yöneltmiş. Evet, Murat öğrencimize de başarılar diliyoruz. Tabii tercih dönemi önemli. Onlar da heyecanlılar. Biz de onlar kadar heyecanlıyız. Ama tabii bu süreçte biraz daha sabırlı olsunlar. Biraz daha ciddi araştırmalar yapalım. Tabii sözel alanda da özellikle iletişim fakültesi mi, öğretmenlik mi, hangi alanları ya da özel eğitim öğretmenliği mi düşünüyoruz? Hangi alanlara yatkınlığı vardır? Eğer bu alanda halen diyelim ki kararsız adaylarımız varsa... mesleki kariyer testleri vardır. Lütfen mesleki kariyer testlerini çözsünler. Kişilik özellikleri, meslek dalları her şey ortaya çıkacaktır. Daha rahat bir analiz olur. İlgileri çerçevesinde ben Murat'a şunu söylüyorum. Hangi alana yatkınlığın varsa, diyelim ki sen iletişim fakültesi düşünüyorsun ve iletişimle çok güçlüdür, çok kuvvetlidir, kendine güveniyorsun, özgüvenin yüksek. Artı bu alanda çalışmaların var, iletişim fakültesini yazabilirsin. Araştırmaya dayalı bir bölüm olduğu takdirde okumaya ve geliştirme olduğu zaman Türk Dili Edebiyatı bölümü ya da öğretmenlik bölümleri olabilir. Yani yetenekleri ve ilgileri çerçevesinde lütfen yani rastgele bölüm seçmeyelim. Yani daha spesifik olabilir. Evet. Ya da işte hangi alanda çalışma yapmak istiyorsan, örnek verelim sen herhangi bir Fen Edebiyat Fakültesinin bir bölümüne gittin, akademisyen olmak istiyorsun, üniversitede kalmak istiyorsun ya da yazar olmak istiyorsun ya da gazeteci olmak istiyorsun. Kendine lütfen bu soruları sormalısın ve iyi bir araştırma yapmalısın. Doğru bölüm, ben her zaman onu söylerim. Kesinlikle burada kriter noktası doğru bölüm olmalı. Yani çok iyi bir üniversite olabilir. Tabii ki ve başarılı güzel üniversitelerimiz var ama adayın yapması gereken temel kriter istediği bölüm olmalı. Çünkü özellikle Kenan Bey, yani aday istediği bölüme gittiği takdirde orada mutlu olacaktır. Ve bitirdikten sonra iş kaygısı olmayacaktır oradan. Yani burada hani adayın kendi istediği bölüm
aynı zamanda ona iş imkanı sunacak bir bölüm her zaman olamayabiliyor. Dolayısıyla bu durumda tercih nasıl yapılmalı? Evet, burada da biz adaylara şunu söylüyoruz. Sadece üniversite kazanmak için üniversite gitmemelisiniz. Eğer o alanda siz gerçekten artılarla mezun olursanız, her zaman şu kavramı da kullanıyorum. Yani heybenizi üniversitede doldurursanız, işte diyelim ki üniversitelerin Çift Anadal, Yandal, Erasmus, ondan sonra Farabi programlarına baktığımız takdirde gerçekten donanımlı bir şekilde siz çıkmışsınız. Evet. Çıktıktan sonra iş kaygıları olmasın, biliyor musunuz? Yani adayların şöyle bir yapısı var. Hocam hangi mesleğin iş garantisi var? Ya da hangi bölüm bitirdikten sonra ben rahat bir şekilde işe atınırım? Türkiye'de belli başlı bölümler haricinde, çerçevede belli başlı birkaç bölüm var. Bunun dışında inanın yani hangi bölüm desem garanti olayı yok. Ama aday o alanda kendi geliştirirse, artılarla mezun olursa inanın açıkta kalmaz. Evet, devam edelim. Hocam şimdi tabii hani ölü tercihler dedik, işte evet, ütopik tercihler dedik. Tam da bunu demişken aklıma geldi. Her sene binlerce okul birincisi yerleştirilemiyor, açıkta kalıyor. Evet. Bu neden kaynaklanıyor? Yanlış tercihler mi kaynaklanıyor? Sistemden kaynaklı bir sıkıntı mı var? Nedir buradaki durum? Evet, güzel bir yere daha değindiniz. Takdir ediyorum özellikle sizleri. Önemli ve güzel sorular. Tabii ki tercih döneminin kriter ve püf noktalarından biri de bu. Her yıl özellikle lisans ve ön lisanslarda okul birincileri kontenjanları vardır. Okul birincileri kontenjanı dediğimiz olay nedir? 4 sene boyunca lisede derslerin çok iyi olan ve lisenin birincisi olan bir aday. Tabii ki burada da adaylara özellikle ön lisans ve lisans seçecekleri dönemlerde okul birinciliği kontenjanı ayrılmıştır. Şimdi okul birinciliği kontenjanı sadece lise son sınıfta kullanılan bir haktır. Aday daha sonra mezun olduğunda üniversite sınavına hazırlandığı takdirde okul birincilik kontenjanı olmayacaktır. Adayın puanı düşük olabilir. Örnek verelim. Yani 10-15 puanı daha düşük olabilir. Kendi puanından 15 ya da 20 puan daha yüksek olan bir yerleri yazabilir. Birkaç yer yazsın. Ama 24 tercihin tamamını sakın ondan sonra okul birinciliğine ayırmasın. Sizin de ifade ettiğiniz gibi her sene binlerce okul birincisinin üniversite yerleşemediklerini görüyoruz. Gerekçesi ise adaylar ne yapıyorlar? Nasıl olsa okul birincisiyim, puanım da düşük, problem değil, ben yerleşirim diyerek 24 tercihin tamamını burada kullanıyorlar. Bu da yanlış bir şeydir. Birkaç tercihimizi özellikle yani lisans ya da ön lisans hangi programı seçecekseniz kullanabilirsiniz. Ama bunun dışında puanınıza yakın, başarı sıranıza yakın olan bölümleri seçmekte fayda vardır efendim. Evet, yine Hüseyin isimli bir izleyicimizin sorusu var. İyi akşamlar diyor ve benim sözelde 247 bin sıralamam var. Geçen sene 235 bin ile kapatmış bir ilahiyat bölümü gelir mi? Ve kaç binden başlayarak tercihlerimi vermeliyim? Evet, 247 bin sıralaması evet, var. Kaç binden başlayarak tercih vermeliyim diyorum. Evet, tabii 247 bin yani hani orta düzeyde olan bir başarı sırası ve istediği bölüm zaten 235 binde biraz burada rahat olsun. Aralarında çok fazla bir fark yok. Çünkü özellikle başarı 100 binden sonraki başarı sıralarına baktığımızda oradaki makas daha genişler ama özellikle şu anda Hüseyin'in sözel puanını etkileyen çok eşit ağırlık öğrencileri var. Bir, bunu unutmasın. İkincisi, sayısal alanda yine özellikle edebiyat, coğrafya ve sözel iki çözen öğrencilerinde puanlarına baktığımız zaman başarı sırasını etkileyen iki, bir de kendi sözel alanındaki öğrenciler var. Bu bağlamda 247 binde olan Hüseyin'e şunu söylüyoruz. 150 bin başarı sırasındaki yerleri yazabilirsin ama 150 binde, 170 binde, 180 binde ve 200 binlerde ilk 3-4 tercihin yüksek olsun, problem olmaz. Yani burada asla bir ölü tercih değildir. Tam tercih, ütopik tercih hakkımızı kullanıyoruz ki ÖSYM de bunu söylüyor. Yani kendi puanınıza ve başarı sıranızdan daha yüksek olan birkaç tercihinizi yazabilirsiniz. Ve 247 binde zaten 235 bine girme şansı yüksek ama asla şunu diyemiyoruz. Hüseyin rahat ol, %100 girersin diyemiyoruz ama girme şansı yüksek. Dolayısıyla 247 binden yapabiliyorsa, gidebileceği bölümler varsa 350 bine kadar da gerilesin. İşini garantiye alsın. Peki. Bu arada şöyle bir soru var. Özel eğitim bölümü sıralama olarak bu sene nasıl kapatır diye. Acaba bir orada evet, hemen özel eğitim bölümü sıralama olarak
geçen seneye göre yüksek kapatır mı şeklinde? Yüksek kapatabilir çünkü geçen sene özellikle yani bu puan türlerinin birden fazla puan türünün tek puana gelmesi nedeniyle orada evet bir handikap vardır, oraya biraz daha dikkat edelim. Artı özel eğitim tercih edilen ve iş imkanlarının yüksek olduğu bir bölüm ama konuşmanın yayının başından şimdiye kadar konuştuğumuz özellikle konulardan bir diğeri şu, ne yapması lazım adayımızın da eğer şu anda kaç bindeyse yaklaşık olarak %25 kendi başarı sırasında daha yüksek yerleri yazabilir. Ama üniversite gitmek istiyorsa kendi başarı sırasının altındaki yerleri de mutlaka yazmalı diyelim. Peki. Orada eğer başarı sırasını belirtmiş olsaydı evet, ya da imkanı varsa başarı daha sıralaması da sözel ilk 10.000'de neler güzel. Olabilir? Diye. İlk 10.000'de neler olabilir? İlk 10.000'de özellikle yani biraz önce de ifade ettiğimiz gibi adayların yetenekleri, ilgileri çerçevesinde bölümler olsun. Tabii ki burada hani hocam iş garantisi bitirdikten sonra ne yapmalıyım? Bunlar da çok önemli ama en çok istediğimiz burada tercih yaparken bölümler olmalı. Çünkü istemediğiniz bir bölüme ya da bir üniversite gittiğiniz takdirde ki Kenan Bey her sene şunlarla karşı karşıya geliyoruz. Yaklaşık olarak 200-300 bin aday üniversiteden sonra sınava giriyorlar. Ya da üniversitenin birinci, ikinci sınıfındayken sınava giriyorlar. Neden? Bunun gerekçesi ise istemedikleri bir bölüme ya da ısmarlama bölümlere gittikleri için. Peki bir soru daha alalım. Yine sosyal medyadan gelen sorular var bu arada. Evet hocam demiş sayısal puanım 403 sıralamam 61 bin. Sayısal 61 bin. Evet sayısal puan 61 bin sıralaması hemşirelik, mimarlık, ilköğretim, matematik öğretmenliği arasında kararsızım. Acaba tekrar hazırlanmalı mıyım demiş yoksa tercih yapmayıp seneye işte eczacılık, tıp ve dişçilik falan istiyorum gibisinden. Evet. Tabii temennimiz inşallah. Muvaffak olur diyelim. Şimdi şunu söyleyelim. Zaten 61 bin başarı sırası çok da öyle gerilerde olan bir sayısal. Başarı sırası sayısal evet. Alanda. Ama adayımız tabii mimarlık, ilköğretim, öğretmenlik ve hemşirelik diye birden fazla bir karma bir yapı var. Şimdi hem mimarlık tarafında yani analitik düşündüğümüz taraf var. Bir tarafta özellikle de sağlık alanı var. Özellikle adayımıza şunu öneriyoruz. Daha spesifik bir alana yönel. Yani ya sayısal alandaki sağlık alanlardan ilerleyelim. Hangi alanda özellikle yatkınlığı fazlaysa ya da işte mühendislik dediğimiz mimarlıklara bakalım. Şimdi burada aday şunu düşünsün Kenan Bey. %51 hangisi baskın geliyorsa örnek verelim. Eğer %51 mühendislik alanındaki bölümler daha baskın geliyorsa o alana yönelsin. En altlara işte hemşirelik yazabilir. Ama her sene şöyle örnekler de karşı karşıya geliyoruz. Eğer aday gerçekten iyi bir orta öğretim başarı puanı dediğimiz diploma notuna sahipse ve gerçekten çalışmaya yatkınsa 61 bindeki adayın ya da bundan önceki yıllarda şunu gördük 68 bindeki adayların ilk 7 bine kadar geldiklerini gördük. Eğer adayın ideali varsa iyi bir ondan sonra bölüme girmeye ondan sonra düşüncesi varsa yeniden hazırlanabilir. Bu bir kayıp değildir. Yani bir sene sınava hazırlanmak inanın kayıp değildir biliyor musunuz? Mutlu. Tam tersi istediğiniz bölüm olduktan sonra daha mutlu olacaktır. Ama hayır hocam ben 61 bin başarı sırasıyla bu yıl üniversite olmak istiyorum dediği takdirde öncelikle biraz önce ifade ettim. Mimarlık mı istiyorsun en çok onu başa al. Ondan sonra eğer öğretmenlik mi düşünüyorsun? Tercihlerin ikinci ondan sonra basamağında öğretmenlikler olsun. En alta ise hemşirelikler olabilir. Peki hocam merak edilen konulardan bir tanesi de şu. Orta öğretim başarı puanı hangi durumlarda yarı yarıya düşer? Buna ilişkin de dilerseniz arada kendi sorularımızı da serpiştirelim. Evet, şimdi orta öğretim başarı puanına baktığımız zaman hangi durumlarda yarı yere düşer? Özellikle adaylar diyelim ki 2019 YKS döneminde, tercihler döneminde ve özel yetenek ek tercihlerde dahil olduğunda herhangi bir bölüme ya da programa yerleştiği takdirde ne olacaktır? Aday bir sonraki üniversite sınavına girdiğinde orta öğretim başarı puanı dediğimiz diploma notu yarı yarıya düşer. Buna dikkat edelim. Birinci kriter bu. Peki dilerseniz şimdi tercihlerde nelere dikkat edilmesi gerekir konuştuk. Arada yine belki gelen sorular üzerinden tekrar konuşacağız ama meslek seçimiyle ilgili. Evet. Şimdi tabii meslek seçimi dediğimizde bir de meslek gruplarının yani iş sektörünün de adaylardan beklentileri var. Kesinlikle. Şimdi iş sektörü, adayın özellikleri,
ve üniversite. Yani aslında burada bir üçgen var ve bu üçünün de uyum içerisinde, hani koordinasyon içerisinde hareket etmesi gerekiyor verim alabilmek için. Neler söylersiniz? İş sektörünün adaylardan nasıl bir beklentisi var? Evet, şimdi o soruya gelmeden biraz önce orta öğretimden kaldığımız yerden de devam edelim. Bazen burada şimdi yayının başında siz çok güzel bir soru sordunuz. Hocam işte yanlış bilinen doğrular nelerdir? Bu orta öğretim başarı puanı kısmında da işte yanlış bilinen doğrular vardır. Evet. Aday diyor ki hocam işte ben şu anda çok fazla işte iyi bir başarı sırasına sahip değilim. Tercih yapmayacağım. Neden yapmayacaksın? Orta öğretim başarı puanın düşer. Hayır. Eğer sen gerçekten istediğin bölümleri yazdığın takdirde yerleştiğinde senin asla ve asla orta öğretim başarı puanın düşmez. Ama yerleşip, şimdi adaylar şunu da söylüyorlar bize, biliyor musunuz? Hocam ben tercih yaptım, kazandım ama kaydımı yaptırmadım. İster kaydınızı yaptırın, ister yaptırmayın. Sizin oradaki diplomatınız bir sonraki sınava girdiğinizde yarı yere düşecektir. Evet, bir diğer özellikle iş sektörünün adaylardan beklentisi nedir? Tabii ki çok önemli bir şey. Artık yani bilginin, teknolojinin ve yapay zekanın olduğu bir dijitalleşmenin olduğu bir çağdayız. Ve her ne kadar biz şu anda adaylara şunu söylüyoruz. Üniversite tercih yaparken kriterleriniz olmalı. Üniversite olanaklarınıza bakın. Ama iş sektörünün de adaylardan beklentisi var. Şimdi iş sektörünün adaylardan beklentisi şu. Birinci kriter diyor ki eğer benim işe alacağım aday, altını çiziyorum, analitik düşünebilme yeteneğine sahip. Yani eskiden analitik düşünebilme sadece mühendislik ve mimarlıkta vardı. Ama şu anda artık böyle bütün bölümlerde var. Yani en azından aday biraz daha farklı düşünebilmeli. Bir diğer önemli olay ise iş sektörü diyor ki benim aldığım personelin diyor risk alabilme, inisiyatif alabilme, ondan sonra girişimci ruhuna sahip olması gerekir. Şimdi buna işte çok daha somut örnek verelim. Yani daha iş sektörüne girmeden, özellikle şu anda tercih dönemi ya. Evet. Aday ebeveynle birlikte bize geldiğinde adayın elinde bir liste var, ebeveynin elinde bir liste var. Ama adayın istediği liste ondan sonra geçerli olmuyor. Ebeveyn diyor ki hocam benim listem bu, bunu yapalım. Aday da tamam diyor. İnisiyatifini kullanamıyor. Yani hayır bu benim tercihimdir diyemiyor. Ve bu nedenle özellikle adayların yani mezun olduktan sonra iş sektöründeki bu tür beklentileri vardır. Ve bir diğer olay da zaten adaylar artık üniversitelere giderken, şimdi biz üniversitede şunu görüyoruz. Aday geldi, nasıl olsa ben üniversiteyi kazandım, vize ve finaller döneminde çalışacağım, kusura bakma. Eğer sen üniversite döneminde aktif bir şekilde derse katılmıyorsan, artı dersi dinlemiyorsan, gerekli araştırmayı yapmıyorsan, sadece vize ve finaller döneminde çalışacaksan tabii ki mezun olursun ama iş sektörüne giderken gerçekten artıların olmayacaktır ve önceliğin sen olmayacaksın. Eğer gerçekten iş sektöründeki beklenti şu, aday aktif öğrenmeye, aktif dinlenmeye açık mı? Çünkü aktif öğrenmeye açık olmayan bir aday Kenan Bey kendini geliştirebilir mi? Geliştiremeyecektir. Evet. Burada hani biz iş sektörü üzerinden konuştuk ama siz aynı zamanda zaten öğretim üyesisiniz. Evet. Dolayısıyla üniversiteye gelen öğrencilerden hani bir öğretim üyesi olarak veya hani üniversiteler olarak neler beklersiniz? Şimdi öncelikle gelen adayların gerçekten bilinçli bir şekilde gelmeleri gerekir. Ve yine zaman zaman zaten işte ders döneminde adaylarla şunu konuşuyoruz. İşte kaçınız isteyerek bu bölüme geldiniz? Fark etmiyor, biliyor musunuz? Hangi bölüm olursa olsun. Ve her sınıfta en az adayların, sınıf mevcudunun yüzde işte 70-75'i hocam isteyerek geldim. Ama aday 4. sınıfa gelmiş Kenan Bey. %25'i halen bölümde mezun olacak, diploması olacak. Ben de isteyerek gelmedim. Ya bu yanlış bir şey. Birincisi bu. Siz eğer gerçekten istemediğiniz bir bölümü yazıp orada mutsuz olacağınıza yazmayın. Çünkü biz de gerçekten sorun yaşıyoruz. Ve bir diğer olay da üniversiteye geldiğinizde sadece üniversite kazanmakla iş bitmiyor. Eskiden böyleydi. Hani global anlamda düşündüğümüz takdirde artık dünya genelinde adayların kendini geliştirmesi gerekir. Eskiden üniversiteler sadece bir işte meslek kazanma yeriydi. Ama artık şu anda bilgi depolama yeri değil, bilgi ondan sonra öğrenme yerleri. Çünkü eğitimde 4.0 bu sene çok konuştuk. Geleceğin mesleklerinden bahsettik. İşte eğitim süreci nereye doğru gidiyor? Ve bu bağlamda adayların da üniversitedeki yıllarını dolu dolu geçirmeleri gerekir. Yani sadece üniversite kazandığımla bu iş olmayacak. Bu bağlamda adaylar hangi bölümü tercih edeceklerse isteyerek mutlu olarak gitmeleri gerekir.
ve o alanda donanımlı mezunumlar bazen. Peki, dilerseniz yine sosyal medyadan birkaç soruya yer verelim. Tabii ki. Bu program tabii öğrencilerimizin programı. Dolayısıyla oraya biraz daha ağırlık vermek istiyorum. Şimdi Furkan Özgen isimli bir izleyicimiz. Hocam sayısaldan 6800 sıralamadayım. İstediğim tıp 6730, kontenjan 120. Gelme ihtimali nedir? Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Özellikle Furkan'a da evet gerçekten güzel bir başarı sırasına sahip. 6800 ile 6730 arasında çok kapanmayacak bir makas yoktur. Gönül rahatlığıyla yazsın. Girme ihtimali çok yüksek. Hatta kendisine şunu da söylüyorum. 6800'deyiz ya. 4500'den başlayalım. Gönül rahatlığıyla yaz. 4500, 5000, 6000 ve gerçekten üniversal olmak istiyorsan da en azından bir 20.000'e kadar gel. Çünkü 6800'deyiz. Özellikle çok başarılı öğrencilerin sıkıştığı dar bir alandır ve bu alanda mimarlık düşünen öğrenciler vardır. Mühendislik düşünen öğrenciler vardır. Ya da sağlık alanındaki diğer bölümleri düşünen öğrencileri burada çıkardığımız takdirde çok rahat bir şekilde yerleşebilecek bir başarı sırasına sahiptir efendim. Evet, yabancı dil sınavı ile ilgili gelen bir soru var. Şakir isimli bir izleyicimiz. Yabancı dil sınavında 42.000'de İngilizce öğretmenliği gelir mi? İngiliz dili edebiyatı formasyonu kaldırılmadı diye bir soruda soruyor. Evet, İngiliz dili edebiyatı özellikle hani öğretmenlik programlarının kontenjanlarında kısıtlamalara doğru gidildi. Özellikle atamalarla ilgili problemler olduğu için bu bağlamda eğer öğretmen olmak istiyorsa İngilizce öğretmenliğini kendisine öneriyoruz. Tabii son karar kendisinin de. Evet. Asla onun adına zaten burada şu bölümü yazmalısın ya da bunu yazmamalısın diyemiyoruz. Ama eğer aday iki bölüm arasındaysa ve öğretmen olmak istiyorsa ki gerçekten de öğretmen olduğunu zaten oradan çıkarız. Çünkü formasyonda da bahsettiğine göre İngilizce öğretmenliğine öncelik versin. Öncelik versin. 42.000 başarı sırasındayız. 35.000 başarı sırasından başlayıp 30.000, 35.000 başarı sırasından başlayıp 80.000'lere kadar lütfen gel. Ve tercihlerin tamamını da sadece dar bir alana sığdırma. 40.000'den 50.000'den kapatma. En az 80.000, 85.000'lere kadar gel ki işimiz garanti olsun, yerleşebilirim. Ama istediği bölüm tabii şu anda kaç binde, onu da bize yazmış olsaydı daha net ifade ederdik. Evet. Ama 42.000 başarı sırasındaki adayımız çok rahat bir şekilde dediğim gibi 35.000 ile 80.000 arasında gidip gelebilir. Yusuf isimli yine bir izleyicimiz 71.000 deyim demiş. 69.000 ile kapatan Türkçe öğretmenliği gelir mi? Çok rahat bir şekilde yazabilir. Evet. Altını çiziyorum. Çünkü Yusuf şu anda 71.000'di. Ve biraz önce de ifade ettiğimiz gibi sevgili adaylar lütfen şuna dikkat edelim. Yani sizin şu anda eğer sözelde 71.000 başarı sıranız varsa çok iyi, ondan sonra eşit ağırlık öğrencileri var. Çok iyi yapan sayısal öğrencileri var. Ve bunları buradan çıkardığınız takdirde 71.000'deki bir aday çok rahat bir şekilde 65.000, evet, 65.000 başarı sırasındaki bir yeri yazabilir. Ama 71.000'den kapatmayalım. Sevgili Yusuf'a da şunu söylüyoruz. Bu yıl üniversite olmak istiyorsan en az 140.000 başarı sırasına kadar olan yerleri de yazmalısın. Tabii istiyorsan. İstemediğin takdirde yazmaya da gerek yok. Başarı sırasındaki parametreyi biraz daha geniş tut. Ve şunu düşünmen gerekir. Evet, benim önümde tabii ki sözel alanda çok iyi bir başarı sırasına sahip olup da iletişim fakültesi, gazetecilik, radyo, televizyon ve sinema ya da başka bölümleri düşünen öğrenciler de vardı. Bunları çıkardığımız takdirde aralarında aslında çok bir fark yoktur. Girme şansı yüksektir orada. Evet, bir kez daha bu vesileyle ben de hatırlatmada bulunayım. Değerli izleyenler, sosyal medyadan tercih stratejileri etiketiyle sorularınızı yöneltebilirsiniz. Hocam devam edelim. Şimdi tabii bu yıl yeni açılan ve ilk kez öğrenci alacak olan programlar var mı? Varsa hangileridir? Dilerseniz bununla devam edelim. Biraz önce özellikle şundan bahsettik. Yani dünya gündemindeki gelişmelerden bahsettik. Öğrencinin kendini geliştirmesi, global anlamdaki çalışmalardan bahsettik. Eğitimi gidişatından bahsettik. Bütün bunlara duyarlı olarak tabii ki ülkemizde ÖSYM de buna bağlı ve ihtiyaçlar çerçevesinde yeni bölümler açmaktadırlar. Bu sene özellikle lisansta 3 ayrı ondan sonra bölüm açıldı. Bunlardan birincisi bilgi güvenliği teknolojisi, ikincisi yazılım geliştirme, üçüncüsü ise yapay zeka mühendisi. Şimdi eğer yapay zeka mühendisi, tabii ki bu bölümlerde AYT'de 180 barajını aşan her aday tercih edebilir ama yapay zeka mühendisliğini tercih edecek olan adaylarında sayısal puan türünde ilk 300.000 başarı sırasında olması gerekir. Çünkü
Kenan Bey, yeri gelmişken hemen onu da söyleyelim. Mesela tıp fakültesini seçecek olan öğrencilerin ilk 50 bin başarı sırasında olmaları gerekir. Hukuk fakültesi tercih edecek olan öğrencilerin eşit ağırlıkta ilk 190 bin başarı sırasında olması lazım. Mimarlık bölümünü düşünen öğrencilerin ise ilk 250 bin başarı sırasında olması lazım. Mühendisliklere girince orman ve su ürünleri hariç adayın sayısal puan türünde ilk 300 binde olması gerekir. Ve öğretmenliklerin tamamı da ilk 300 bin başarı sırası. Biraz önce ifade ettiğimiz zaten yapay zeka mühendisliği de mühendislik çerçevesinde olduğu için adayın ilk 300 bin başarı sırasında olması lazım. Ve gelelim ön lisanslara. Şimdi ön lisanslarda ise yine 3 ayrı programımız var. Adaylar TYT'de 180 barajını aşan her aday tercih edebilir. Dijital medya ve pazarlama, hibrit ve elektrikli taşıtlar teknolojisi ile 3 boyutlu modelleme ve animasyon da bunlar ilk kez bu sene öğrenci alacak olan programlardır. Evet, bir soru daha alalım yine sosyal medyadan gelen Muhammed İbrahim isimli bir izleyicimiz. Sıralamam 85 bin ve ilahiyat düşünüyorum. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi gelir mi diye sormuş. Evet, aslında Muhammed keşke orada Konya'nın kaç binle kapattığını tabii şu anda ben hatırlayamıyorum. Evet. Şimdi şöyle bir şey, tabii ki bize 85 bin başarı sırasını yapmış. Zaten yayınımız devam edecektir. Eğer Konya'nın yani kaç binle kapattığını bize de yazarsa çok rahat bir şekilde onları ifade ederiz. Ama evet. Muhammed'e hemen de şunu söyleyelim. Özellikle 85 bin başarı sırasındasın. İlk 65 bin, 70 bin başarı sırasından başlayıp Kenan Bey 160 bin, 170 bin hatta istediğim bölüm eğer 200 bin başarı sırasına kadar 200 bin başarı sırasına kadar kapatmışsa onları da yazmalısın ki açıkta kalmayalım. Yani eğer arada işte 5 bin, 10 bin başarı sırası varsa tabii ki yani yaz şansını dene diyoruz. Ama tabii ki burada kesinlikle %100 bir ifade kullanamıyoruz. Eğer bize madem yayında şu anda bizi takip ediyor, kendi başarı sırasını yazmış, kapattığı ve tercih edeceği bölümün de başarı sırasını yazarsa daha net bir şekilde ifade edebiliriz. Peki hocam, süremiz de hızlı geçti. 5 dakikamız var reklam öncesi. Dilerseniz şimdi meslekler dedik. Peki geleceğin popüler meslekleri nelerdir? Ya da böyle bir tanımlama, böyle bir yaklaşım ne kadar isabetlidir? Bu konuda neler önerirsiniz? Evet, dünya gündemindeki gelişmelere baktığımızda tabii ki şu anda spesifik olan ve gündemde olan meslek dalları var. Bu meslek dalları ile birlikte yani eğitimin gidişatı, dünyadaki gelişmeler, teknolojik ondan sonra gelişmelerle birlikte biz nerelere gidiyoruz? Bu çerçevede özellikle geleceğin mesleklerine baktığımızda 5 duyu reklam tasarımcılığı, dijital güvenlik sistemleri, e-ticaret yönetimleri. Mesela şu ana kadar şöyle bir durum yoktu. Çoğumuz işte e-ticaret yöntemiyle çok fazla işte alışveriş yapmazdık. Yani giderdik mağazaya, ne yapardık? Alışverişimizi yapardık. Ama şu anda ne var biliyorsunuz? Artık e-ticaretle masanın başında işte telefonun ucunda ne yapıyoruz? İstediğimiz ürünü getirebiliyoruz. Geleceğin mesleklerinden marka uzmanları ön plana çıkmaya başladı. Sanal gerçeklik programcılığı gibi ondan sonra meslek dalları var. Ve veri analistleri çok önemli. Artık sayısal verilerde işte ondan sonra big dataların olması da çok çok önemli. Topraksız tarım ön planda. Yani şimdi topraksız tarım nasıl olur? Hemen çok fazla uzağımıza gitmeyiz. Kendi bölgemizden bir örnek vermek istiyorum. Elazığ'la Bingöl arasında şu anda seracılık yöntemlerini olan ondan sonra seracılığın olduğu bir yere ben bir baktım. Ondan sonra Eskaz'a denk geldik orada. Topraksız sadece suyla ondan sonra orada bitkiler yetiştiriliyor. İşte domates işte vesaire gibi sebze ve meyveler yetiştirilmektedir. Topraksız tarım artık ön plana çıkmaya başladı. Yani her ülke ülkemiz gibi gerçekten dört mevsime sahip bir yapıya değildir. Bir yerde de robotik ve yapay zeka pazarlamacıları gibi meslek dalları var. Ve bunlar da şu anda geleceğin mesleklerinde öngördüğümüz alanlardır. Çünkü yapay zeka özellikle üzerine bayağı bir son dönemlerde durmaya başlayınca bu yıl onun için yapay zeka mühendisliği yeni açılan bir bölüm oldu. Ve bunlar da geleceğin meslekleri. Nihayetinde işte birkaç sene sonra biz de bu meslekleri çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Peki hocam, bu bölümün son sorusu diyelim. Demin bir soru yönetmiştik. Muhammed İbrahim isimli bir izleyicimizin sorusuydu. Rejimiz sağ olsun, reji ekibi
bakmışlar. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 32.750 ile kapatmış. Çok, çok fazla. Bu kardeşimiz de 85.000'de olduğunu söylüyor. Evet, Muhammed kardeşimize şunu söyleyelim. Lütfen o bölümü yazmayalım. Hani ölü tercihinde dışında kesinlikle olmayacak bir şeydir. Tabii ki ben asla adaylarla konuştuğum takdirde kesin ifadesinde kullanma taraftarı değilim ama burada net, yani net olduğu için 32.000'deki bir yere yazmak doğru bir tercih listesi olmaz. Peki, öyle zannediyorum ki reklam vaktimiz geldi. Bir reklam arasına gidelim. Değerli izleyenler, bir kez daha da bu vesileyle hatırlatalım. Sosyal medyadan tercih stratejileri etiketiyle sorularınızı yöneltebilirsiniz. 10 dakikalık bir reklam arası var. Akabinde buradayız. Hocam sorularınızı cevaplayacak. Bizi izlemeye devam edin. Değerli izleyenler, yeniden birlikteyiz. Rehber gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta rehber gündemde YKS tercihlerini, üniversite tercihlerini konuşuyoruz. Biliyorsunuz üniversite tercihleri bugün başladı. Tabii süre kısıtlı. Bugün geçti. Dolayısıyla 6 gün kaldı. Peki tercih yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Meslek seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? Bunları konuşuyoruz. Eğitim uzmanı Doktor Ahmet Alkayış bizimle birlikteler. Sosyal medyadan sorularınızı yöneltebilirsiniz değerli izleyenler. Tercih stratejileri etiketiyle sorularınızı bekliyoruz. Hocam şimdi ifade ettik. Evet. Bugün geçti dedik. 6 gün kaldı. Aslında tercihler için kısa bir süre. Çok kısa bir süre. Neler tavsiye edersiniz? Evet. Şimdi tercih süreci önceki yıllara oranla tek bu sene daha kısaydı. Kısa olmasının sebebi zaten ÖSYM'nin ve YÖK'ün öngörmüş olduğu bir tarih ve planlama. Bu bağlamda zaten sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar gerekli çalışmalara başladılar. Ama bugün itibariyle ÖSYM'ye tercih bildirim işlemi başladı. Lütfen özellikle tercih edeceğiniz meslekler, bölümler, programlar hakkında çok sağlıklı bir araştırma yapalım. Yani biraz daha mesai yapalım, ders çalışalım, kitapları araştıralım. Üniversitelerin özellikle akademik kadroları ve tercih edeceğiniz bölümlerin özellikleri nelerdir Kenan Bey? Evet. Mesleklerin özellikle içerikleri nelerdir? Üniversiteye gittiğiniz takdirde siz hangi derslerle karşı karşıya geleceksiniz? Derslerin programlarının içeriklerine bakmaları gerekir. İşte 4 sene boyunca 8 dönem ya da işte aday ne yapmalı, hangi derslerle karşı karşıya gelecektir? Ya da üniversite gittiğinde ön lisanslarda 4 dönem boyunca hangi derslerin içeriğiyle karşı karşıya gelecektir? Bütün bunları araştırarak ve sağlıklı bir araştırma yaparak bir tercih listesi hazırlasınlar. Bir diğeri de özellikle rehber öğretmenlerimizden destek alalım, eğitim uzmanlarımızdan destek alalım. Ve destek almadan sadece masa başında bu işi yapmayalım. Yayının başında biraz önce şundan söyledik ya, onların diliyle ifade ettiğimizde siz savaşı kazandınız. Ama masa başındaki stratejiden kaybetmemek adına sağlıklı bir araştırma yapılması gerekir. Çünkü Kenan Bey her sene şöyle örneklerle karşı karşıya geliyoruz. Çok iyi bir başarı sırasına sahip olup da sağlıklı bir tercih listesi hazırlamayan adayların açıkta kaldıklarına çok şahit olduk. İyi bir başarısı. İnanın ilk 6.000, ilk 3.000, ilk 4.000 başarı sırasında açıkta kalan adaylara çok şahit olduk. Yani ciddi anlamda şu anda önlerinde güzel bir başarı sıraları var. Ve beklentilerin altında olduğu takdirde de üzülmesinler, yeniden şansını denesinler. Ama tabii ki üniversite yerleşmek ya da üniversite bu sene kazanıp ya da kaybetmek ne her şeyin başlangıcı ne de her şeyin sonudur. Özellikle canlı yayın esnasında bize şöyle bir soru gelmişti. Hocam yeniden hazırlanmak istiyorum. Tabii ki aday gerçekten kendine güveniyorsa, idealinde çok güzel bir meslek varsa inanın sevgili adaylar bir yıl geç değildir. En azından istediğiniz mesleğe gitmiş olacaksınız. Bu bağlamda biraz daha bu kısa tercih sürecinde bunlara daha dikkat edelim. Peki hocam, yine gelen sorular var. Onlarla isterseniz devam edelim. Mesleklerle ilgili ayrıca sorularım da olacak. Şimdi yine Şakir isimli bir izleyicimiz hocam demiş, İngilizce öğretmenliği en son 22 binle kapatmış. Benimki 42 bin, tercih vereyim mi? Bazı şehirlerde yeni açılmış ve puansız bölümler sizce gelir mi?
Şimdi Şakir adayımıza evet, 22 hemen 22.000'de kapatmış. 22'ye kapatmış. 42.000'de. Evet hemen şunu söyleyelim. 22.000'deki bir yeri lütfen yazmayalım. Evet. Yazmayalım. Çünkü yani orada sağlıklı bir tercih olayı olmaz. Ama 42.000 başarı sırasında evet. Sen 35.000'den, 36.000'den, 37.000'lerden başlayabilirsin. Artı 90.000, 95.000'lere kadar gelebilirsin. Ama kalkıp da 25.000, 30.000'deki yerleri yazmayalım. Çünkü çok da uçmaya da gerek yok. Evet. Elimizde ondan sonra bir başarı sıramız var. Bu başarı sırasını da çok iyi bir şekilde kullanmamız lazım. Bir diğeri de özellikle yeni açılan puansız diyor. Çok güzel bir yeri aslında değinmiş. Evet. Nedir o? Bu nedir? Özellikle bu sene ilk kez ondan sonra öğrenci alacak olan bir bölümdür bu. Ve bu bölümün sadece şu anda kontenjanı vardır. Puanı ve başarı sırası yoktur. Diyelim ki aday ne yapacaktır? Dicle Üniversitesi'nin işte bir herhangi bir bölümünden bahsetti. Eğer bu sene yeni açılmışsa etrafındaki işte Fırat Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi ya da civar üniversitelerdeki bölümlerin puanları ve başarı sırasına baksın. Yani o illerin özellikle çevresindeki üniversitelerin bölümünün başarı sırası onun için bir referanstır. Yani şunu düşünmesin. Hocam ben 42 bin başarı sırasındayım. Çok iyi bir üniversite ise ki başarı sıraları diğer bölümlerden iyiyse yani 15 binle 20 binle kapatmışsa o öğrenciyi almaz. Onun için burada yani Şakir'in yapması gereken yeni açılan üniversite hangisi ve civarda hangi üniversiteler var? O üniversitelerin başarı sıralarını ve puanlarına baksın. O onun için çok güzel bir referanstır. Evet, şimdi bir diğer soru. Muhammed İbrahim şöyle diyor. Başarı sıralamam 85 bin. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 89 bin. Hı hı. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 105 bin. Sivas'ta yaşadığını da belirtmiş. Bu durumda nereyi tercih ederim, neresi gelir çok kararsızım demiş ve tavsiye istiyoruz. Evet, gerçekten Muhammed'e buradan teşekkür ediyorum. Yani ikinci kez bize tekrardan yazdı ve bilinçli bir aday olduğu da belli. Özellikle kendisi 85 binde 89 bindeki yeri çok rahat bir şekilde yazsın. Biz bir önce de şunu ifade ettik, 60 bin, 65 binde yazsın problem değil ama 89 bindeki ondan sonra yere çok rahat bir şekilde yerleşebilir. Tabii ki burada %100 bir şey diyemiyoruz. Ama 105 bin, 108 bin başarı sırasındaki yerleri de yazsın. Yani 85 bindeki Muhammed, evet 65 bin, 70 binden başla. 160, 170 binlere kadar in. Ama 89 bine, 100, işte 105 bin, 108 bine girme şansı yüksektir. Bir diğer soru. Mehmet ve burada da rahat olsun. Çok evet. Da ondan sonra kafası karışık olmasın. Sosyal medya üzerinde bizlere ulaşabilir, sizlere ulaşabilir. Evet. Ulaştığı takdirde kendilerine biz de tekrardan yardımcı oluruz. Peki efendim. Mehmet isimli bir izleyicimiz. Hocam benim sıralamam 124 bin. İnönü Üniversitesi 122 binde gelme ihtimali var mı? Gelme ihtimali yüksek. Çok yüksek çünkü burada sadece yani belirttiğimiz gibi eğer şu anda Mehmet'in bahsettiği başarı sırası ilk 5 bin ilk 10 bin olsaydı orada çok fazla makas arası genişlemez. Ama 124 bindeki adayımızın 122 bini tercih etmesi gayet doğaldır. Hatta Mehmet şunu yapsın 124 bindeyiz 90 bin 95 bin başarı sırasındaki yerleri yazsın 95 binden başlayıp 180 bine kadar 200 bin başarı sırasına kadar olan yerleri de lütfen yazalım. Evet. Ama 122 bine girme şansı yüksektir. Ama kalkıp da garanti tercih olması adına biraz önce ifade ettiğimiz gibi 140 bin, 150 bin, 160 bin ve 180 binlere kadar muhakkak yazmalı. Peki efendim. Dilerseniz şimdi mesleklerle ilgili yine devam edelim. Meslekler tabii meslek seçiminde nelere dikkat edilmeli falan konuştuk ama meslekleri daha iyi tanımak adına ne yapılmalı? Şimdi öğrencilerimiz evet, sürede sınırlı 6 gün. Evet. Tabii ki öncesinde mutlaka bir şeyler düşünülmüştür. Yani bu tercih süreci öncesinde de düşünülmüştür ama bu konuda tavsiyeleriniz neler olur? Estağfurullah. Özellikle tabii meslekleri daha iyi tanımak adına adayları ne yapması lazım? Bir, mesleğin gerektirdiği özellikler nelerdir? Biz biraz önce de ifade ettik. Yani meslek eğer diyelim ki aday bugün kapalı bir alanda, masa başında çalışmayı sevmiyorsan masa başındaki bir bölümü yazması ne kadar sizce doğru olur? Mutsuz olacaktır. Bu durumda nasıl bir strateji izlemesi? Nasıl bir strateji izlemesi gerekir? O halde kendi özellikleri çerçevesinde ilgileri, yetenekleri ve özellikleri nelerdir? Hangi alana yatkınlığı vardır? Bu bağlamda bir meslek seçimiyle bir diğeri de bazen adaylar özellikle meslekleri seçerken mesleğin öğrenim süresi kaç yıldır? Eğer aday
Hocam ben kısa bir zaman diliminde ön lisansa gidip hemen arkasından mesleğe atılmak istiyorsam, para kazanmak istiyorsam evet tabii ki ön lisanslar olabilir. Hayır, öğrenim süresi ben en azından lisans düşünüyorum. 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl olanından sonra bölümler ve programlar var. Bu bağlamda mesleklerin öğrenim sürelerine çok iyi bakmak gerekir. Artı mezun olduktan sonra iş imkanları nelerdir? Şu anda ben bu bölümü yazacağım. 5 sene sonra ya da 3 yıl sonra benim nerede olmam gerekir? Bir diğeri de çalışma ortamları ve koşulları nelerdir? Şimdi Kenan Bey düşünün. Kapalı alanda çalışmayı sevmiyor dedik ya. Bir de açık alanda çalışma yatkınlığı olmayan adaylar da vardır. Hocam ben işte açık alanda sahada çok fazla çalışmayı sevmiyorum. Şimdi siz bu adaya jeoloji mühendisliğini yazdığınız takdirde ya da inşaat mühendisliğini yazdığınız takdirde neler olacaktır? Sahada olacaktır. Bir diğeri olay ya da seyahat gerektiren meslek dalları vardır. Sıklıkla toplantılar, görüşmeler gidip gelmek zorunda. Yani seyahati sevmeyen bir adayı yazdığı takdirde ne olacaktır? Oradan mutsuz olacaktır. Bu bağlamda özellikle bütün bu çerçeveler, yani bu kriterler araştırılarak bir meslek seçimi olmalı. Aksi takdirde aday şimdi ne yapıyor Kenan Bey? Bu çerçeveleri araştırmadan tercih yapıyoruz. Üniversite geldikten sonra mutsuz oluyor. Hocam bırakmak istiyorum, yeniden sınava girmek istiyorum. Tamam da yazık günah yani. Seni zaten ilk sene sınava girdiğinde yayının başında bahsettik. Diplomatın yarı yarıya düşecektir. Bir diğeri de iki yılın gitmiştir. Yani neden böyle olsun? Böyle bir tabloyla karşılaşmamak adına mesleklerin içerikleri çok iyi bir şekilde araştırılmalıdır. Peki bir kez daha izleyicilerimize özellikle de öğrenci kardeşlerimize hatırlatalım. Sorularınızı Twitter'dan tercih stratejileri etiketiyle yazabilirsiniz. Bu arada sosyal medyadan da bizlere ulaşan Hür Sosyolog kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Faydalı bir program olmuş. Özellikle hem Rehber TV hem de bizlere yazmış. Biz de burada canlı yayında kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, Yusuf isimli izleyicimiz, kardeşimiz, o da teşekkürler demiş. Hocam hem sizlere hem Rehber TV'ye biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Hocam devam edelim. Şimdi tercih edilen üniversite ya da bölümlerle ilgili nelere dikkat edilmeli? Bu konudaki strateji nasıl olmalı? Tercih edilen özellikle üniversitelere baktığımızda birincisi adayın hangi üniversiteyi ya da hangi bölümü tercih edeceği zaman akademik kadrosuna baksın. Akademik kadrosu ne kadar güçlüdür? Yapılan çalışmalar nelerdir? Bilimsel makaleler nelerdir? Bunlar gerçekten önemli. Şimdi vizyonu olan bir tabii ki akademisyen öğrenciye de bir vizyon katacaktır. Bir diğer olaya baktığımız zaman öğrenci üniversiteye gittiğinde çift ana dal ya da yan dallar nelerdir? Bunlara bakması lazım ve yapması gerekir. Şimdi siz ne yaptınız? Spesifik bir bölüme gittiniz ama bu bölümün dışına çıkmıyorsunuz. Ama gitmiş olduğunuz bölümle birlikte siz eğer çift ana dal ve yan dal olanaklarına sahip olduğunuz takdirde sizin orada işte çift ana dal yaptığınızda iki diplomanız olacaktır. Yan dal olduğu takdirde sertifikayla siz mezun olacaksınız. Bir diğeri de özellikle üniversitelerde artık hani dünya gündeminde de olduğu gibi çok iyi bir dil olanakları olması gerekir. Erasmus programlarına lütfen çok iyi baksınlar. Ya da Türkiye'ye işte özgü olan üniversiteler arasındaki öğrenci değişim programları Farabi'ye mutlaka baksınlar. Staj ve uygulamaların olup olmadığına baksınlar. Çünkü bazı üniversitelerde şunu gördük. Aday Kenan Bey ne yapmış? Hemşirelik ya da ebelik bölümüne gitti. Ama staj alanında ciddi anlamda problemleri vardır. Şimdi bu aday pratik anlamda yani bunları uygulamadığı takdirde sadece teorik bilgiyle ne kadar sağlıklı olabilir? Staj olanakları nelerdir? Uygulamalar nelerdir? Bütün bunlara bakması gerekir. Bir diğeri de biz ne yaptık? Tercihlerimizi yaptık. Üniversiteye yerleştik. Ama barınma olanakları dediğimiz yurt imkanları yoksa gerçekten öğrenci orada sıkıntı çekecektir. Özellikle tercih edilecek olan üniversitede baksınlar. Yani biz bütün bunları konuşuyoruz. Gerçekten çok konuşulacak şeyler var ama en azından özet çerçevesinde profesyonel bir tercih için, sağlıklı bir tercih için adaylarımız ve ebeveynlerimiz bunlara lütfen dikkat etsinler. Peki efendim. Şimdi bir diğer merak edilen bir konudur. Diyelim ki ikimiz de sınava girdik ve ikimizin puanı aynı. Eşit. Evet. Eşit. Evet. Bu durumda nasıl bir sistem işliyor? Evet. Sıklıkla özellikle yüze görüştüğümüz adaylardan, sosyal medyadan bize ulaşan adaylardan da gelen bir soru. Diyelim ki biz sizinle şu anda aynı puanları aldık. Şimdi tercih yapılırken zaten burada kimin puanı yüksekse önce puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Yani hangimizin puanı yüksek? İkimizin de puanı aynı oldu bu şarttan. Diyelim ikimiz de 350 puan aldık sizinle. Evet. İkinci ondan sonra kriter noktası şu olacaktır. Hangimizin ham puanı, yani TYT mi, sayısal mı, sözel mi, eşitlik mi, dil mi? Hangimizin ham puanı daha yüksekse?
Diyelim ki Kenan Bey buraya kadar da eşitlik devam ediyor. O zaman hangimiz daha üst tercihe bildirmişsek? Ve ne yaptık? Siz de 5. tercihe bildirdiniz. Ben de 5. tercihe bildirdim. O zaman devreye 4. kriter girecektir. Kimin diploma notu ortaöğretim başarı puanı daha yüksekse öncelik ona verilecektir. Halen eşitlik devam ediyorsa en son kriter hangimizin yaşı küçükse öncelik ona verilerek o şekilde bir yerleştirme yapılacaktır. Peki şimdi tabii bir de tercihlerde ilk tercihte gelmeme durumları var. Hani ilk tercihte gelmemesi durumunda nasıl bir süreç işliyor? Bu konuda öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Yani hani ben ilk tercihte tercih vermeyeyim, ek tercih, ek yerleştirmeleri bekleyeyim şeklinde bazen bir takım yaklaşımların olduğunu da duyuyoruz. Çok doğru. Bu ne kadar doğru, ne kadar isabetli? Böyle bir durumda ne tavsiye edersiniz? Evet, yani ekran başında bizleri izleyen adaylar ve işte sevgili ebeveynler şunu yapalım. Özellikle eğer aday gerçekten üniversiteye gitmek istiyorsa ilk yerleştirmede gitmeye çalışsın. Neden diyeceksiniz? Çünkü ilk yerleştirmede biraz önce işte sosyal medyadan bize gelen sorulara da baktığımız zaman biz adaya şunu söylüyoruz. Kendi puanından daha yüksek, başarı sıramdan daha yüksek yerleri yazabiliyorsun. Girme şansı fazla. Artı bir diğer olay da ek yerleştirme döneminde bu kadar kontenjanlar kalmayabilir. Eğer aday ilk yerleştirme dediğimiz şu andaki yerleştirmede ve buna özel yetenek de dahil olduğu takdirde herhangi bir programa yerleşen öğrencinin ek yerleştirme hakkı yok. Buna dikkat etsinler. Adaylar bazen şunu düşünüyorlar Kenan Bey. Hocam ben işte ne yaptım? İlk yerleştirmede tercih yaptım. Evet. Kazandım fakat kaydımı yaptırmadım. Kaydını ister yaptır ister yaptırmaz. Yaptırma fark etmez ve burada senin ek tercih hakkın yok. Ek tercihe başvuramıyorsun. Bu önemli. Ve ek tercih sürecinde kontenjanların sayısı çok düşük. Yani 60 kontenjandan 3'e düşebilir. 90 kontenjandan 6'ya düşebilir. Evet. Bir diğeri de özellikle ek yerleştirmede aday kendi puanına eşdeğer ve puanın altındaki yeri yazmalı. Yani siz diyelim ki 350 puan aldınız. 310'dan sonra 51 puanla alan yeri yazamıyorsunuz. Ve ek yerleştirmede başarı sırasına göre değil, sadece ve sadece puana göre tercih yapılacaktır. Burada önemli bir kriter. Ve son olarak da en az ek yerleştirme ile ilgili şunu söyleyelim. Hazır yeri gelmişken. Çünkü belki işte sizin ifade ettiğiniz çok doğru. Hocam nasıl olsa ilk yerleştirme ile gitmezsem ek yerleştirme ile de gidebilirim. Şimdi adaylar ne yaptılar? Ek yerleştirme hakları oldu. Ek yerleştirme tercihlerini yaptılar. ÖSYM'yi bildirdiler. Ama adayın eğer ek yerleştirme tercih ücreti dediğimiz 20 TL'yi yatırmadığı takdirde ek yerleştirme tercihi geçersiz sayılacaktır. Bununla ilgili yaşadığımız bir örnek vardı önceki yıllarda. Şimdi aday ek yerleştirme döneminde tercihlerini yapmış, ÖSYM'ye bildirmiş, çıktısını almış. Sınav sonucu açıklandığında adaya baktığında hiçbir sonucu yok. Böyle bir sonucunuz yok diyor. Daha sonra aday bize ulaştı. Hocam diyor ondan sonra bir yanlışlık mı oldu? Neler oldu ki ben yerleşemedim? Ek yerleştirme ücretini yatırdın mı diye sorduğumuzda hayır. Evet. Şimdi eğer adaylar 20 TL ek yerleştirme ücretini yatırmadıkları takdirde ek yerleştirmeleri geçersiz sayılacaktır. Evet, yani bu vesileyle hani ifade etmek gerekirse ek yerleştirme mi veya ilk yerleştirme mi? Hangisi daha avantajlı değil mi? İlk yerleştirme evet, kesinlikle daha da avantajlıdır. Peki, bu arada aslında ben unuttum hocam aşağı inerken sizin kitabınız elimdeydi ama şimdi sınav kaygısıyla ilgili değil mi? Kitabın ismini alabilir miyim? Psikolojik açıdan sınav kaygısı ve baş etmenin yolları diye bir eserimiz çıktı. Özellikle tabii şu anda sınavlara hazırlanan adaylarımız var. Ve o adaylara da onları öneririz. Çünkü orada işte çalışma stratejileri, çalışma teknikleri, sınav stratejileri gibi önemli konular var. Adaylar da işte yayın evinden yani ulaşıp... Sınav kaygısı noktasında bir iki cümleyle ifade ettiniz. Şimdi maalesef Türkiye'de uygulanan hani sınav sistemlerine baktığımızda yani bir sınav bitiyor, bir diğer geliyor. Yani, evet. Dolayısıyla YKS bitti ama... Bekleyen sınavlar var. İcabında KPSS var. Yeniden sınava girecek olan adaylar var. Tabii ki. Şimdi alan sınavı, KFS alan sınavı geçen hafta sonuydu ama önümüzdeki hafta sonunda sanırım diğer oturumlar devam edecek. Sınav kaygısına ilişkin birkaç cümleyle özetlerseniz ne der söylersiniz? Evet. Sonlara doğru gerçekten şunu da bize hatırlatmanız çok iyi oldu. Yani biz şu anda lise son sınıf ve mezunların tercih sürecinden başlıyoruz ama ve yazın hızlandırma döneminde çok ciddi bir şekilde lise son sınıfta olan adayların da ders çalıştıklarını gördük. Bu adaylarımızı da unutmamak adına özellikle şunu söyleyelim.
Tabii yaz günüdür, işte herkes denizde, tatilde ya da ailesiyle birlikte güzel yerdeyken onlar kurs merkezlerinde ya da işte evlerinde çalışıyorlar. Bunların tabii ki kaygıları zaman zaman olacaktır. Ondan sonra stresli olacaktır ama bu bağlamda yapabildikleri kadarıyla donanımlı bir şekilde, yani eksik konularını bir an önce tamamlasınlar ve yaz ayını çok iyi değerlendirsinler ki sınava girdikleri dönemlerde kaygıları ve stresi azalsın. Şimdi kaygının ve stresin en büyük nedenlerinden biri Kenan Bey şudur. Özellikle aday eğer yeterli çalışmamışsa, donanıma ve bilgiye sahip değilse orada kaygısı daha fazla. Bu nedenle özellikle şu anda sınavlara hazırlanan adaylara da şunu söylüyoruz. Lütfen sınav döneminde kaygıyı ve stresi daha minimize edebilmek için üstünüze düşeni yerinde ve zamanda ders çalışın. Çünkü şu anda yazılı dönemi yok. Okullar ondan sonra tatil. Ciddi bir zamanımız var. En azından yaz tatilinde siz temel yeterlik testi dediğimiz ilk sınavın konuları çok rahat bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Eğitim öğretim 9 Eylül'de başladığında işte hem AYT hem de TYT çalışılır. Ve çalışmayan arkadaşlara göre her zaman önde başlayacaktır. Onun için eğer adaylar ulaşmak isterlerse sosyal medya üzerinde de zaten bu esere ulaşabilirler. Peki hocam, bir kez daha bu vesileyle hatırlatalım. Program devam ediyor. Gerçi son 10 dakika içerisindeyiz ancak izleyicilerimiz, bilhassa öğrencilerimiz sorularını Twitter'dan bize yöneltebilirler. Tercih stratejileri etiketiyle sorularınızı yöneltebilirsiniz. Şöyle bir paylaşım var hocam. Nimetullah Gündüz isimli bir izleyicimiz bir tavsiyede bulunmuş aslında. Ortaokuldan liseye geçerken yaptığım tercih bütün bir hayatına damgasını vuran biri olarak tercihleri önemsemenizi isterim demiş. Resul Avcin isimli bir izleyicimiz, meslek dalı tercih etmekte kararsız olan adaylara ne tavsiye edersiniz? Önce Nimetullah'dan şimdi gidelim. Çok doğru söylüyor. Özellikle burada kendisine şunu söylüyoruz. Doğru tercih. Şimdi doğru tercih insanın hayatına yön de verebilir. İnsanın hayatını gerçekten çok ciddi bir problemle karşı karşıya getirip, beklentinin altıyla karşı karşıya getirip de sekteye doğru atabilir. Evet, gerçekten tabii ki her süreçte özellikle ortaokulda, yani lise tercihleri ve üniversite tercihleri gerçekten çok çok önemli. Burada temel kriter doğru tercih olmalı. Yani biz yayının başından şimdiye kadar hep şunu konuştuk. Özellikle kriter noktası doğru tercih olmalı. Şimdi adaylar ilk kez sınava giriyorlar ama biz onlarla her sene sınava giriyoruz. Ve her sene yeni değişiklikler var, yeni gelişmeler var. Özellikle adayların bu hataya düşmemeleri adına biz de diyoruz ki doğru tercih yapalım. Doğru tercih hayat kurtarır. Doğru tercih adayımızı güzel bir yere götürür. Çünkü iyi bir liseyi ki gerçekten tercih ettiği takdirde çok güzel bir üniversiteye gidebilir. Ama ne yaptınız siz? İşte çok iyi bir lise tercih yapmadığınız takdirde, diyelim ki sizin hedefinizde meslek lisesi yoktu. Ya da işte Anadolu Lisesi yoktu. Siz düşünüyorsunuz ki işte tamam, Anadolu Lisesi'ne gideyim. Çok iyi bir, ondan sonra bir altyapıya sahip olup üniversiteye gideyim. Ya da ondan sonra hayır, meslek lisesine gidip çok güzel bir meslek kazanarak üniversiteye gitmeme gerek yok hocam. Hemen iş sektörüne gideceğim. Yani adayların beklentileri nelerdir? Neye göre kendilerine yön verecekler? Bu şekilde kendilerini çok iyi tanımaları gerek. Çok iyi tanımadan yaptıkları yanlış bir tercih hayatlarına da mal olacaktır. İkinci soruya gelince tekrardan onu alabilir miyiz? Evet. Şöyle, meslek dalı tercih etmekte kararsız olan adaylara ne tavsiye edersiniz? Evet. Tabii ki yani şu anda hani meslekler konusunda her ne kadar bütün bunları konuşmamıza rağmen zaman zaman bize meslekler konusunda kararsız olan adaylar da vardır. Ben adaylara şunu söylüyorum. Halen kararsızlık devam edebilir. Tamam, problem değil ama bu bağlamda mesleki kariyer testleri vardır. Birden fazla soru vardır. İşte bu sorular çerçevesinde sizin kişilik özellikleriniz, yatkınlıklarınız nelerdir, bunlar ortaya çıkacaktır. Ve bu kişilik özellikleri çerçevesinde meslek dalları çıktığınızda kendinizi çok rahat daha tanıyabiliyorsunuz. Tıpkı şuna benzetelim Kenan Bey. Herhangi bir hastalığımız olduğu takdirde hastaneye gidiyoruz ya. Hastaneye gittiğimiz takdirde doktor hemen bize ilaç yazar mı? İşte benim şöyle bir hastalığım var dediğimizde doktor herhalde ilaç yazmaz bize. Bir takım tahliller vardır ya da sonuçlar vardır. Bunların sonucunda ancak bize teşhis koyarak ondan sonra ne yapar? Ondan sonra ilaç yazar. Bir tedavi sürecini başlatır. Şimdi aday da eğer meslekler konusunda ya da adaylar, ki şu anda halen kararsız adaylar vardır, bu çerçevede mesleki kariyer testlerini çözdüklerinde bir nevi kendi check-up'larıdır. Yani onların yol haritası
ortaya çıkacaktır. Peki efendim. Bu arada tabii meslek demişken mesleğin öğrenimiyle ilgili de bir süre var mıdır? Bu konuda yani hani üniversiteyi seçiyoruz. Tamam. Evet. Mesleğin, meslek dallarının bizden bir takım beklentileri var. Hı hı. Bununla ilgili bir öğrenim süresi. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Özellikle ön lisansların yani 2 yıldan sonra 1 yıldan sonra onlar hakları 3 yıla kadar zaten alayın bitirmesi lazım. Lisanslarda ise tabii ki 4 yıl, 5 yıl ve 4 yıl olan bir lisanstaki bir bölümünde adaya 7 yıla kadar ondan sonra verilen haklar vardır. Bu çerçevede aday eğer mezun olmadığı takdirde tabii ki üniversite olan ilişiği kesilir. Yapabildikleri kadarıyla öğrenim kendilerine verilen öğrenim süreleri çerçevesinde mezun olmaları gerekir. Çünkü mezun olmadıkları takdirde arkadaşları mezun olacaklar, iş hayatına girecekler ama onlar halen öğrencilikle uğraşacaklar. Peki. O zaman o da doğru bir ondan sonra yönlendirme olmayacaktır. Şimdi süremizin sonuna yaklaştık ama sondan bir önceki soru diyelim. Buraya kadar aslında anlattıklarımız hani genel anlamda bir çerçeve ortaya koymuş oldu. Özellikle izleyicilerimizden gelen sorular da meseleyi biraz daha somutlaştırması bakımından önemliydi. Son olarak yani bir toparlama yaparsak, evet bugün tercihler başladı. Bugün gitti, geriye 6 gün kaldı, sayılı günler. Kısaca neler tavsiye edersiniz genel hatlarıyla? Yani buraya kadar anlattıklarımız üzerine bir çıkarımda bulunursak, birkaç maddeyle özetlersek neler söylersiniz? Evet, sonuç olarak toparlamak gerekirse önemli bir süreç. Çünkü bundan sonraki süreçte hayatlarına yön verecek bir dönem olduğu için lütfen sağlıklı tercih yapalım ve acele etmeyelim. Panik ondan sonra olmayalım. Meslekler çerçevesinde bu mesleği yapan insanlarla biz birebir görüşebilirsiniz. Görüşmeler çerçevesinde bazı şeyler daha somut olabilir. Bir diğeri de sadece birilerin istediği ya da çok da popüler olduğu için o mesleği tercih etmeyelim. Yani ısmarlama alanlara gitmeyelim. Tabii ki Kenan Bey çok önemli bir süreç. Ve bu süreçte mesela ebeveynler de devreye girecekler. Tabii ki onların çok ciddi deneyimleri vardır. Onlardan faydalanmak gerekir. Önemli. Ama bu süreçte ebeveynlere de lütfen şunu hatırlatmak gerekir. Özellikle son karar adayın olmalı. Lütfen sizin kararınız olmamalı. Tabii ki siz artısıyla eksisiyle adaya ondan sonra bilgi verebilirsiniz, yönlendirebilirsiniz. Ve her sene şöyle durumlarla karşı karşıya geliyoruz. Adayın beklentisi farklıdır. Tercih edeceği bölümler farklıdır. Ama ebeveynin beklentisi farklıdır. Ya ebeveyn sen gitmeyeceksin ki. Evet. Yani ısmarlama alanlara lütfen yönlendirmeyelim. Son kararı adaylara bırakalım. Çünkü aday oraya gittiğinde ben zaten bunu istemiyordum ki annem gönderdi. Ben bunu istemiyordum, babam gönderdi. Hazır ofisimiz var. Ya da hazır ondan sonra bizim laboratuvarımız var. Bu bağlamda bu çok önemli bir kriterdir. Buna dikkat edelim. Bir diğeri de özellikle şu anda üniversitelerin tanıtım dönemleridir. Üniversiteyi eğer tercih edeceğiniz üniversiteleri gerek vakıf gerek devlet üniversitelerinde imkanınız çerçevesinde gidin birebir üniversitelerle görüşün. Üniversitenin olanakları nelerdir? Yerinde görmeniz gerekir. Ulaşımları nelerdir? Çünkü siz 2 yıl ön lisans ya da lisanslarda 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl boyunca oraya gideceksiniz yani. Bütün bunları düşünmek gerekir. Ve bütün bunları düşündüğünüz takdirde eğer sağlıklı bir tercih yaptığınız dönemlerde daha mutlu olacaksınız. Daha mutlu olan aday kendisine değer verecektir. Etrafındaki insanlara da mutluluk verecektir. Mutluluk neye benzer biliyor musunuz? Tıpkı bir parfüme benzer ya. Siz mutlu olduğunuz takdirde etrafınızdaki insanları da mutlu ediyorsunuz. Ama istenmeden mutlu olmadığı ve mutsuz olduğunuz bir bölüme gittiğiniz takdirde gerek akademik anlamda gerek ondan sonra iş hayatında hatta sizin evlilik hayatınızda bile problemler olacaktır. Bütün bunlara bakarak ona göre sağlıklı bir tercih listesi hazırlarsınlar. Asla ve asla acele etmesinler. Daha sağlıklı bilgiye ulaşmak adına da etrafında özellikle rehber öğretmenlerden, değerli idarecilerimizden mutlaka onlardan faydalanalım. Peki ben teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Varsa son olarak bir cümleyle alalım. Evet, özellikle adaylara şunu söylüyorum. Tercihlerinizi ve kariyerinizi asla ve asla şansa bırakmayın. Birincisi bu, ikincisi de bizlere bu olanakları sağlayan sizlerle gerçekten Rehber TV ailesine, bütün ekibe ben yayın başında teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm kendilerine. Eyvallah. Ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın İbrahim Çapak'a da buradan teşekkürlerimi iletiyorum efendim. Bir kez daha ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Sizler de var olun efendim.
Evet değerli izleyenler, böylece bu haftada rehber gündemin sonuna geldik. Rehber gündemin bu haftaki konuğu doktor öğretim üyesi Ahmet Alkayış'tı. Kendisiyle üniversite tercihlerinde nelere dikkat edilmesi gerekir ve meslek tercihinde yine nelere dikkat edilmesi gerekir, bu konuyu konuştuk. Bir kez daha hem kendisine hem de siz değerli izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.